Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Kent lokantamız hayırlı olsun. Özellikle her ilçede bu kent lokantalarını açacağız. Çünkü insanlarımızın ihtiyacını görüyorum. Kent lokantalarını açarken de özellikle başta öğrencilerimiz olmak üzere ki burada da meslek yüksekokulu var. Aynı zamanda çok kıymetli öğrencilerimiz var, görüyorum. Aynı zamanda emeklilerimizin de olduğu, işçilerimizin de olduğu. Şimdi arkadaşlarım müjdeledi 60 sandalyeli bir yer burası ama 160'a çıkarabilecekler. Şimdi ona çalışıyorlar. İnşallah burada daha yüksek bir hizmet vereceğiz. Size sadece şu duamı söyleyeyim. Tabii ki ihtiyaç var çocuklarımızın, gençlerimizin. Bakın sosyal yardım denen şey vatandaşımızın hakkı olan şeydir. Biz bir ihtiyacı kapatıyorsak, biz ihtiyacı gideriyorsak bu bizim sorumluluğumuzdadır. Sosyal destekler kesilecek dediler, 6 katına çıkarttık. Anne kart çıkarttık. 100 bin öğrenciye burs verdik. Sağ ol. Anne kart 650 bin hanede var. Bakın şu kent lokantalarında 2 milyon insanımız, helal hoş olsun anneciğim. Kartına, evladına helal hoş olsun. Ne kadar güzelsin. Ben bunları söylüyorum. Bunların hiçbirisi size lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Bizim harcadığımız şey sizin paranız. Biz milletin parasını millete dağıtıyoruz. Milletin vicdanını, milletin adaletini koruyoruz. Öğrencilerimizi koruyoruz, gençlerimizi koruyoruz, çocuklarımızı koruyoruz. Kreşler açıyoruz, emeklilerimizi koruyoruz. Onun için biz diyoruz ki sizin hak ettiğiniz yönetim biziz, biz. Biziz. Biz sizin hak ettiğiniz yönetim olmaya devam edeceğiz. Milletimizin hakkını milletimize hak yoluyla dağıtmaya da devam edeceğiz. Kent lokantamız. Kent lokantamız hayırlı olsun. Bereketli olsun. Evleriniz bereketli olsun. Allah utandırmasın hepinizi. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben her yerde ettiğim duayı burada da ediyorum. Allah beni sizin gibi güzel insanlara mahcup etmez. Burada mı anlatsam bazı şeyleri? Burada yapalım. En güzeli. Öncelikle 13. şubemiz. 11 mi oldu? Tamam, 2 tane yolda şimdi hızlı. 3 yolda. Bu metro durağında da var değil mi bir tanesi? Onlar 2 tane ek metro duraklarında. Ama 3 tane hazır yani. 10-15 güne geliyor. Hangi ilçeler? Çatalca, Arnavutköy. Çatalca, Arnavutköy, Tuzla sırada. Evet. Tamam. 13 tane şu anda burayla 13 oldu. 11 oldu. Ben taktım 13'e. Tamam. Peki. Evet, hayırlı olsun. Öncelikle servise başlamadan servise baş. Alın ablamız içeri döver sizi bak. Hadi. Ablamızı alın içeri. Anneciğim gel, gel. Gel, gel, gel anneciğim, gel, 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 gel. Vallahi şahsen. Başkanım merhaba. Sağ ol. Evet. Dayak yemesin bizim korumalar diye araya girdim. Şimdi öncelikle hayırlı olsun. 11. şubemiz
Ama arkadaşlarımız beni sevindirdi. Burada 60 sandalyeyi arttırabiliyorlar. 160'a çıkacak. Evet, 160'a çıkacak ve özellikle mekan seçimlerimizde okula, emeklilere, işçilere yakın olması, oradaki nüfusa, demografiye bakarak kurguluyoruz. 2 milyona yakın insan ilk açıldığından bugüne buralarda yemek yediler ve yemeğe devam ediyorlar. Bir kere çok sağlıklı, sıhhatli 4 çeşit yemeği 40 liraya veriyoruz. Burada da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu var hemen karşısında. Muhtemelen yakın civarda diğer eğitim kuruluşları da vardır. Haseki Hastanesi burada. Tabii yanı sıra en çok sevindiğim şey, her şubemizde kadın çalışanımız var. Bir nevi buralar bir yanıyla kent lokantası. Vatandaşımızın bugün en yoğun ihtiyaç duyduğu beslenmeye, gıda desteğine bir nevi katkı sunuyor ama bir yanıyla da kadın istihdamına katkı sunuyor. Ben her iki hanımefendi çalışanımızın mutluluğundaki, yüzündeki mutluluğu görüyorum. İnşallah şöyle söylüyorum, bu yerler şu anda ihtiyaç. Daha fazla açacağız. Her ilçede en az bir yer olacak. Belki daha fazlası ihtiyaç olacak, devam edeceğiz. Ama benim duam ne biliyor musunuz? Yani benim duam, milletimizin yoksulluğunu konuştuğumuz, kent lokantalarını açtığımız değil, milletimizin zenginliğini konuştuğumuz ve bu tarz ihtiyaçların çok olduğu değil de azaldığı bir Türkiye istiyorum. Onun için bence ülkenin ekonomisini yöneten hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na memleketin ekonomisini düzeltmesi adına hamleleri yapmayı, doğru tedbirler almayı, kendi esas sorumluluk alanına dönmesini öneriyorum, davet ediyorum. Ama biz yine de bu kötü koşullarda vatandaşımızın yanında olmaya, her konuda doğru fikirlerle, doğru hamleler yaparak insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sultan Gazi'yi çok seviyorum. Sultan Gazi'de de başarılı bir yerel seçim süreci yönetiyoruz Ferhat Başkan'la. Umuyorum Sultan Gazi'de de sosyal demokrat, halkçı belediyecinin en güzel unsurlarını hayata geçireceğiz. Ve inanıyorum İstanbul geçtiğimiz 5 yıldan daha iyi bir 5 yılı yine bizlerle hak ettiği bir 5 yılı elde edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyerek fazla dibi tutmadan bismillah. Bakalım bir kepçe dolduruyor galiba değil mi? Evet, evet. Şöyle verebilir miyim? Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi buyurun. Tamam. Yani bu yemek çeşitleri ben geldim diye hazırlanmıyor, onu söyleyeyim. Nasıl, ayarım iyi mi? Ha pardon, bu 16 idi galiba. Ha şey, bunu buna koyuyoruz. Ha pardon, öyle mi? Ha pardon. Fatma Hanım bana mı seslendin? Fatma abla bir şey mi söyledin? Pardon, böyle koyacağız. Tamam, rica ederim. Evet. Burayı ben bitireyim, öyle mi yapalım? Sayın Başkan, menüde ne var? Menüde bu. Domates, ben, domates mi? Ben acaba... Tamam. Domates çorbası, dana haşlama ve makarnamız var. Başkanım fiyatı da söyler misin? Fiyatı da 40 lira. Portakalı soydum, başucuna koydum gibi oldu ama şey, portakalı bugün yemeğe bonus mu veriyorsunuz yoksa? Hayır efendim, normalde. Ha, 40 liralık içinde. Evet efendim. Tamam. Güzel. Elinize sağlık. Ne demek? Yani şu Hatay'daki narenciye üreticisini unutmayın Erdal Bey. Evet efendim. Talimatınızla alımlara devam ediyoruz. Alımlara devam edelim ve özellikle bu kent lokantalarında, Beltur'da, olur efendim. Kreşlerde takip ediyoruz Sayın Başkanım. Narenciye alımını ihmal etmeyelim. Hatay'ın ve çevresinin yanındayız. Her zaman yanında olacağız. Bir gözümüz, bir kulağımız hep Hatay'da olacak. Arkadaşım, neyse.
Başkanım, Fatma Hanım özel fotoğraf istiyor sizden ama. Şöyle olsun mu Fatma Hanım? Şefin sofrası diye. Fena değil servisin değil mi? Beceriyorum yani bir şeyle. Afiyet olsun. Harika. Şimdi sıra sizde. Tamam. Biraz ayarı kaçıyor olabilir. Kusura bakmayın. O kadar başkan eli yapacak bir şey yok. Ya biz bir de bol kepçe şeyini severiz yani. Lokantacılık yaptığımda da öyle yapıyordum. Bir de benim hiç unutmuyorum bir büyüğümün inşaat malzemesi dükkanında çalışırken büyük amcamın tavsiyesi hiç unutmuyorum. 5-6 yaşındaydım. Okuma yazma bilmiyordum. Vekilim hoş geldiniz. Tabii inşaat malzemesi satıyoruz. Toz boya, alçı, kireç, çivi vesaire tartıyoruz. Derdi ki kiloyu koydun, teraziye tarttın, denk geldi. Üstüne biraz daha koy, bizden gitsin derdi. Yani mutlaka vereceğin yer ağır bassın. Onun için verene iyidir yani. O bakımdan bol kepçe iyidir. Afiyet olsun. Bu seçim dönemine, ama işte bu seçim dönemi spor gibi olmuyor aslında. Tabii koşturuyoruz, yoğun bir tempo ama hareketlilik değil. Onun için formumu korumam lazım. Beni 5 yıl bekliyor hemen yani 1 Nisan'dan sonra. Afiyet olsun hocam. Yok yok. Ne haber, iyi misiniz? Hangi yurtta onu sormadım. Küçükçekmece. Merhaba gençler. Fotoğraf çekileceğiz. Merhaba. Herhalde Küçükçekmece var. Gazi Osman Paşa var. Gazi Osman Paşa Küçükçekmece kız arkadaşı. Tamam, güzel. Sağ ol bir tanem, iyiyim siz. Bölüm neydi? Yönetim bilişi. Gazeteci. Paramedik. Bilim tarihi. Bilim tarihi. Moleküler biyoloji ve genetik. Moleküler biyoloji ve genetik, güzel. Aile nerede? İzmir. İzmir. Diyarbakır. İzmir. Antalya. Antalya, ne güzel, iyi. Karadeniz eksik hocam, hepsi var. Harika, ne güzel. Tam da arzu ettiğimiz şey. İnşallah mutlusunuzdur yurtlarımızda. Bilim tarihi ilginç. Geçenlerde bilim tarihiyle ilgili güzel böyle bir şey aldım. Yabancı bir baskı ama hoş bir özet yani. Böyle hani segmentlere ayırmış ve nasıl başlamış vesaire. Arada karıştırayım diye ama fırsat bulamıyorum. Güzel bir kitaptı. Ne güzel. Afiyet olsun.